molasına hoş geldiniz. Ben Beste Uyanık. 24 ekranlarında gelin şimdi. Sabah siyaset gündemini revize ettik. Şimdi de biraz ekonomiye bakalım. Arkamda önemli ekonomi başlıklarını görüyorsunuz. Ekonomi gündeminde en önemli başlık tabii ki reformlar. Ankara temsilcimiz Melik Bey analiz sentezde söyledi. Cuma günü gelecek. Çok ciddi ayakları var. İletişim, enflasyon, fiyat istikrarı, dolar derken konular çok göreceli ve aslında bizim en çok ihtiyacımız olan yabancı yatırımcıyı çekme anlamında da önemli açıklamalar bekleniyor. Yabancı yatırımcılar neden önemli? Çünkü yabancı yatırımcı demek güvenilirlik demek ve aslında daha fazla sıcak paranın içeride kalması demek. O yüzden bizim hedefimiz Türkiye ekonomisi olarak nedir? Kısa vadeli yabancı yatırımcısındansa, yani bunların yüksek faizi var, ben buradan gelir elde edeyim veya borsaları ucuz diyenlerdense, evet Türkiye'nin geleceğine inanıyorum, Türkiye'nin hikayesine inanıyorum diyen yabancı yatırımcıyı çekmek. O yüzden reformlar önemli. Piyasalar karışık. Neden piyasalar karışık? Çünkü teşvik paketi geldi. 20 Ocak'ta Biden göreve geldi ama teşvik paketi neredeyse 1,5 ay sonra geldi. İnsanların ne pandemiden direnecek gücü kaldı ne de devletlerin kendi iç politikalarını çevirecek boşta duran parası. O nedenle piyasalar altın sıkıştı. Dolar yükselişe geçti. Dolar önemli bir eşik olan 7.50'nin üzerinde ve şu anda da göreceğiz ki 7.60'ın üzerine sıçramış durumda. O nedenle piyasaların bir can suyuna, bir nefese ihtiyacı var. Uzmanlardan da bir üçüncü dalga uyarısı geldi. O nedenle de burada şimdi piyasalarda ciddi karışıklıklar var. Petrolde, altında biz bunları seziyoruz. Doların seyri dediğim gibi 7.55 önemli bir eşikti. Sabahleyin 7.56 idi bakacağız ama 7.60'ın üzerine doğru belli ki 7.74'e doğru bir dokunmak istiyor. Ama dediğim gibi cuma günü gelecek reformlardan ayakları yere basan doğru adımlarla bunda gene bir rahatlama olacaktır ki teşvik paketinin temsilciler meclisinden geçmesiyle beraber doların enflasyonunun artmasıyla dolarda düşüş zaten bu hafta içerisinde bekleniyor. Ve Merkez Bankası kararına doğru. Şimdi dolar genelde 7.50'nin altında kalmış olsaydı eğer birazcık daha Merkez Bankası'nın pas geçme ihtimali vardı. Hemen batılı kaynaklardan 100 bas puan, 150 bas puan gibi arttırımlar dillendirilmeye başlandı. 18 Mart'ta o toplantıya da bakacağız diyorum. Şimdi gelin sizinle güzel bir haber turuna çıkalım. Ardından devam. The American public has made it clear. ABD Başkanı Joe Biden'ın pandeminin etkilerine yönelik istediği 1.9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da kabul edildi. Tasarıda kişi başına 1.400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletlerle yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor. Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımı ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak belirlendi. Küresel petrol talebinin yaklaşık %7'sini karşılayan Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline saldırı girişimi petrolde yukarı yönlü seyri hızlandırdı. Petrol fiyatları salgının başından bu yana ilk kez 70 doları aştı. Böylece yıllık artış oranı %36, aylıkta ise %10 oldu. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ihracat rakamları beklentileri aşarak rekor kırdı. İhracat yoğun pandemi koşullarında geçen bir yıl öncesine göre %155 seviyesinde artış kaydetti. Ocak-Şubat ayları için 60 milyar dolar olarak beklenen ticaret fazlası da 103.25 milyar dolar oldu. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde ise sanayi üretimi yıla yaklaşık %4'lük düşüşle başladı. En fazla düşüş yaşanan kalemde %3 ile tüketici malları oldu. Sabah biliyorsunuz analiz sentez programında konuklarımla masaya yatırdık Hakan Atilla'nın istifa iddiasını. Yaklaşık bir saat öncesine gerçekleşti. Hakan Atilla kendi isteğiyle istifa etti. Bundan sonrası Borsa İstanbul'da önemli bir makam değişikliği gibi görülmese de belli şeylerin değişeceği belli. Mayıs ayında Halk Bankası biliyorsunuz Biden hükümetiyle beraber Halk Bankası davasının tekrar gündeme gelmesi ve tekrar üzerine gidilmesi bekleniyor. Türkiye'nin elini rahatlatabilmek için de böyle bir adım gerekiyordu. Bakalım bundan sonrasında neler göreceğiz. Ama Halk Bankası'ndan önemli bir şey çıkmasa bile yine de önceden belli tedbirleri almak yerinde bir adım olur diyoruz. Ve şimdi bugün 8 Mart. Analiz sentezde de bunu açtık. 8 Mart'ta birazcık kadınlara bakalım. Çünkü tam 8 Mart'ı kutlamaya hazırlanırken mesela Mimoza kadınlar günü için özeldir. Sarıdır, enerjisi vardır. Ben de o yüzden sarı giyindim ama 8 Mart'a giderken biraz kötü haberlerle biz Türkiye'de uyandık ve birazcık da dedim ki hani evet biz sadece bir gün kutluyoruz.
diyoruz. Yetiyor mu? Asla etmiyor. Çünkü kadınların fedakarlığı, kadınların emektarlığı her şeyi önemli. Şimdi gelin birazcık Türkiye'deki, Türkiye'ye daha iyisi yakışır ama bir bakalım mı? Bir kere evlilik yaşı çok küçük olduğu için kızlarda genelde belli bir yaştan sonra evlenme beklentisine giriliyor. Bu kadının kariyer arayışını birazcık kenara ittirirken daha çok çocuk baskısına girmesini sağlıyor. Evlilik yaşı da küçük olması birazcık yükseltilebilir. Daha medeni, modern, daha böyle hazır kadınların anne olmaları için ve daha iyi nesiller yetiştirmeleri için. Kadınların %33'ü şiddet görüyor. Bu veri az bile kalıyor. Çünkü bakın Samsun'da olan haber, kadınların adları değişiyor, resimleri değişiyor ama öldürülme, katledilme haberleri hiç değişmiyor. O yüzden aslında hükümetin bu son attığı adımlar önemli hale geldi. Kadınlar kadınların 5'te 1'i, yani her 5 kadından bir tanesi neredeyse eğitime karşılık bulabiliyor. Bu da onların istihdam gücünü zayıflatıyor. Kadınların istihdamı %30'da kalıyor. Bir de kariyere gidelim. Şimdi kadınların kariyeri neden önemli? Kadınlar 4 milyar kadın olduğunu varsayarsak, bir sonraki grafiğe geçebilirsek. Kadınların 1 trilyon dolarlık ekonomik gücü var. Yani siz aslında kadın fedakardır, evde kalsın, çalışmasın, belli bir yaştan sonra çalışmasın veya daha düşük ücretli sektörlere ulaşabilsin dediğinizde siz 1 trilyon doları kenara atıyorsunuz. 1 trilyon dolar da hiç kenara atılacak bir para değil. Afrika 3 kere besler, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının 15 kat katı. O nedenle kadın istihdamı düşük maalesef. Düşük ücrete çalışıyorlar. Genelde 3'te 1, hatta 4'te 1. Kadın yönetici olamıyor. Olabiliyor ama mobbing görüyor, problem görüyor. Erkek sinirlendiğinde çok iyi bir yönetici deniyor. Kadın sinirlendiğinde çok duygusal deniliyor. Ve tabii ki sınırlı sektörlere erişimde bunların başında. Gönül ister ki önümüzdeki 8 Mart'ta 2022'de ben çok güzel mimoza resimleri, mimoza çiçeğini koyayım, kadınlar çok iyi gidiyor diyeyim ve sadece kutlamada kalmasın, kınama olmasın, kutlama olsun, ben bunu istiyorum. Bugünü işaretleyelim, önümüzdeki 8 Mart'a bakalım. Reform, bu haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi reform. Acaba neler açıklanacak? Enflasyon, fiyat istikrarı bir, kur baskısı. Kur baskısı neden önemli? Kur nereyi seviyorsa orada kendine yer edinsin isteriz biz ekonomistler. Çünkü ihracatçı, ithalatçı eğer önünü göremezse, fiyatlama da önünü göremezse ya daha fazlaya satmaya çalışır elindekini, maliyetleri arttırır ya da daha düşüğe atar ve orada zarar eder. Girdileri gelirleri ayarlayamaz. O nedenle kur baskısı önemli. İletişim, algı. Türkiye'de enflasyonun sizin paranızı eriteceğine dair bir algı söz konusu. Son 2,5 senedir, 2018'in sonundan bu yana, o Ağustos'taki kur şokundan bu yana böyle bir şey var. İnsanlara şu pompalanıyor: dolar al, altın al, paran erimesin, enflasyon seni yemesin diye. Halbuki bu algı kırılmadığı sürece insanlar yastık altındakini çıkartmayacaklar veya bir yatırım yapmayacaklar. Şu anda araştırmalara baktığımızda her 5 kişiden 4'ü tasarrufa yönelmiş durumda. Bu da başkasının parasına güvenmek ve tabii ki süreçlerin kısaltılması da başında. Devam edelim. Şimdi en çok kazandıranlara da bir bakalım ve neler olmuş. Şubat ayındaki rakamlar açıklandı. En fazla faiz açıklanmış. Bu faiz kazandırmış 0,25. Faizin aslında kazandırdığını Ocak ve Şubat'ta kısa vadeli giren yabancı yatırımcıdan anlıyoruz. DIPS, devlet iç borçlanma senedidir bunlar. 0,20 oranında artış var. Borsa İstanbul 0,89 kaybetmiş. Dolar 5,11 kaydetmiş. Altında %7,88'lik bir kayıp da. Biliyoruz ki altın zaten takozda sıkışmış. Peki 3 aylığa baktığımızda nedir? Borsa İstanbul'da 16,42'lik bir geliri var. Çünkü Borsa İstanbul bir ara biliyorsunuz 1600'lere kadar alış geldi yabancılardan. Sonra bir satış yedi ama 3 aydır iyi bir performans sergiliyor. Nitekim şu anda da 1540 ile düşüşte. Euro 12,72'lik bir kayıp. Dolar 14,65'lik ve altın 16,08'lik bir kayıpla karşımıza çıkıyor. Zaten bunları ben söylemesem de siz genel olarak piyasayı takip edenler altının, doların düşüş eğiliminde olduklarını, doların şu anda bir etki yükselişiyle yükseldiğini ve birazcık önünü görmeye çalıştığını anlayacaksınız. Nitekim yanda da bakın Borsa İstanbul 1540'la satış baskısının altında. Tabii ki Hakan Atilla'nın istifası uzun vadede bir şey etkilemeyecek olsa bile ne olacak? Bir anlık bir acaba kim gelecek, acaba ne değişecek diye bir tedirginlik ufak da olsa yaratır ama önemli bir şey değil. Endekslerden Sinayi Endeksi artmış. Devam, dolarla devam edelim. Dolar 7.64. Belli ki 7.74'e doğru bir gitmek istiyor. Oraya bir mum atması, bir dokunması önemli. Çünkü
Siz serbest piyasaya izin vermelisiniz. O değmeli. Euro'yu görüyorsunuz 9,08, 9 üzerine kendini attı. Devam altınla. Gram altın 415. Dolardaki artıştan dolayı bu oluyor. Ama bakın ons 1680-1710 arasında sıkışmaya devam ediyor. Yani gündeme baktığımızda faizi de son olarak görelim, öyle bitirelim. Brent 69-61. Suudi Arabistan'daki işletmelere, sistemlere, yani petrol kuyularına bir saldırı yaşandı. O yüzden 70 doların üzerine çıkmıştı ama şimdi birazcık gerileme oldu diyorum. Böyle kapatıyorum. Yarın analiz sentezde görüşmek üzere. Hemen ardından da yine kahve molasında buradayız. Görüşmek üzere.